Nihayet. Randevumuz mu vardı biraz? Engin'i aldık dedi Eren, ona geldim ben. Engin cinayeti itiraf etti Ceylan'a. Saldırdı, kaçmaya yeltendi, ben de durdurdum. Alkış mı bekliyorsun? Anlamadım ki. Durumu izah ediyorum, gereğini yap. Karışmazsan müsaadenle. Bu dosyanın bir tarafı değilim artık. O yüzden uzlaş, meslektaşlık gereği birbirimizi destekleyeceğiz. Nasıl tarafı değilsin Ilgaz ya? Hayır, Ceylin de evlenildiği unutulacak bir kadın değil ki. Eşisin ya, eş durumundan daha iyisin. Maktus senin baldızın. Ha tabii ya. Kağıt üstünde olunca insan unutuyor değil mi? Doğal. Ceylin Kaya. Geç bakalım. Hazırla bilgisayarını. Hazır mısın? Ne oldu bakalım, anlat. Kardeşim öldürdü o şerefsiz. İtiraftan mı diyorsun? Başka dayanak var mı? Baştan anlatayım. Evlerine gittim, bütün eşyaları değiştiriyorlardı. Kardeşim o evde, o salonda öldürülmüş. Sonra Yekta geldi, böyle elinde bir iz kokusu vardı. Bütün eşyaları yaktı biliyorum. Zaten ararsanız bir iz bulursunuz. Öyle geldik, arama yapacağız, yok. Ben kadar biliyorsun sen de. Ya bana bir detay ver. Arama yapabileceğimiz bir dayanak, şüphe oluşturabilecek bir delil, bir şey. Mobilyanın markasını bir dakika hatırlayacağım. Heh, bak bu olur, güzel. Eğer yeni aldıklarını ispatlarsak arama da yapabiliriz yani. Ne bileyim, bir teslimat fişi olur. İrsaliye olur, fatura olur. Bak bakalım Eren, sen de. Ben de savcım, emir anlaşıldı. Ceylin Kaya. Otur, otur, kalk. Hey avukat, o melek sıfatın arkasında bir şeytan mı gizli yoksa? Ha? Kasten adam öldürmekle suçlanıyorsun. İtiraf etmişsin İnce Ergun'u öldürdüğünü Ceylin'e. Yetmemiş, yaralamışsın avukat hanımı. O da yetmemiş, kolluk kuvvetine mukavemet. O da yetmemiş, savcıyla kaçma kovalamaca. Oo, maşallah, yok yok. Ne iş? Bir de sen anlat bakalım. Yapma avukat, anlat hadi. Avukatım olmadan konuşmayacağım. Peki, öyle mi? Kimmiş peki avukatın? Yekta Tilmen'de de. Gerçi kendisi gündüz müşteki avukatıydı ama saf değiştirdiyse de şaşırmayız yani, değil mi? Değil mi Eren? Bu dosyada var ya, avukatlar, taraflar, herkes birbirine dolanıyor sürekli yani. Kimmiş avukatın? Yekta Tilmen, babam. Babam. Görüyorsun değil mi Eren? Hiç yanılmıyorum ya. Doğrudur savcı. Arayalım bakalım şu babanı. Ben arayayım savcım hemen. Yok yok, ben hallederim şimdi, ararım, rica ederim, gelsin. Saat kaç oldu? Daha iki lokma atmadık ağzımıza ya. Şekerim düştü ya. Bitirip evimize gidelim arkadaş. Nasıl emrederseniz savcım. Gel karıcığım ya. Asma suratını bir kat ettin hiç. Şu haline bak. Bir ailenin hayatı karardı. Masum bir adam cezam ne diye bekliyor? Sen burada oturmuş rahat rahat yemek yiyorsun. Nasıl? Geçiyor mu boğazından? Yağ gibi.
Buyurun Başsavcım. İyi akşamlar avukat bey. Size de buyurun. Oğlunuz Engin Tilmen'le ilgili arıyorum. Kendisi emniyette sorguda. Anlamadım, ne sorgusu? Bu İnci Erguvan dosyasında şüpheli olarak gözaltında. İfadesini alacağım. Şaka mı bu? Ne oluyor? Yekta Bey saat... Şaka yapmak için yeterince geç. İfadesini alacağım, avukatım olmadan olmaz dedi. Kim dedim, çağıralım dedim. Babam dedi. Gerçi bu da şaibeli bir durum ama yani gündüz müşteki avukatısınız, gece sanık avukatı. Olmaz. Gri alan. Bu konuyu da... Sizinle ayrıca tartışmak isterim. Acilen gelirseniz. Ne oluyor, söylesene. Ya muhakkak bir yanlış anlama var. Sizden ricam. Sabaha bıraksanız, hayır, İstanbul dışındayım, yetişmem mümkün değil. Avukatı da olmadan olmaz tabii. Peki, öyle olsun. Yalnız kendisini nezarete alıyorum, bilginiz olsun. Tabii tabii, anlıyorum tabii. Yarın sabah da erkenden gelirsiniz. Geç kalmayın, bekliyorum. Merak etmeyin, merak etmeyin. İyi akşamlar. Tutuklamışlar değil mi? Ne duruyorsun? Gitsene yanına. Geçin, bir karışma. Nasıl karışmayayım? Çocuk orada yalnız. Senin oğlun bu kadar akıllı mı? Hemen durumu kavrasın, ayak uydursun. Ne olacak? Ne yapacaksın peki? Bir nefes alsın. Sabaha kadar düşünsün. Zaten hemen gelmeyeceğimi biliyor. Sen de bir düş yakandan. Bu yaptığın suç. Sana suçun ne olduğunu söyleyeyim mi koçum ha? Birini öldürmek suç, canına kıymak suç, nefessiz bırakmak suç, ömrünü çalmak suç. Anladın mı lan suç neymiş ha? Şimdi gir içeri, benim canımı sıkma. Yalla. Suçmuş. Git. Kapat şunu. Sen ne iş ya burada? Hiç. Bir yanlışlık oldu. Aynen vallahi. Ben buradayım. Ya salak. Sabaha kaldı. Sanki biz bilmiyoruz ne olduğunu. Bunların hepsi taktik işte. Zaman kazanmaya çalışıyor Yekta için. Sayın savcı. Eniştenin evinde muhtemel cinayet silahıyla küpe bulunmuş. Bir dakika, boş durmamış yani ha Yekta? Aynen. Kurulmuş düzeneye yılan. Eren, bir güzellik yapsam mesela. Yekta'nın tezgah olduğunu ispatlasan. Düşünsene, hem babası hem oğlu cezaevinde. Abo. Çift kaşarlı tost. Aynen. Yalnız abi bir şey söyleyeceğim. Ceylin'e artık şu Osman meselesini anlatsam mı ya? Zaten evle hiçbir bağlantısı yok kızın. Her şeyden habersiz. Yazık garibe ya. Halledeceğim. Hadi eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz. Çalışmıyor galiba. Fark ettim. Yaptığın kazadan herhalde. Değdi ama. İnşallah yolda kalmayız. Kimseyi yarı yolda bırakmadık, merak etme. Ceylin. Uykun mu geldi? Babamı özledim.
buraya kadar getirdi en azından. Şu işi sabah yapsan olmaz mı? Hey sayın savcım, incelemeyi diyorum. Yukarı mı çıksak artık? Tamam, abartma. Yarın sabah doğru tamire. Hadi. Çınar. Oğlum. Baba. Yardım et kardeşine. Ne oldu? Ya herhalde biraz zorladı, dikişleri attı. Gel. Çınar abime bir şey olmasın. Yok, tamam, bekle, sakin ol. Aa, ambulans falan mı arayayım ben, ne yapayım? Ambulans bekleyemeyiz. O gelene kadar biz çoktan gideriz. Senin arabaya mı atsak? Benimki bozuldu. Senin anahtar yanında mı? Yanımda. Ver. Gel. Gel, gel, gel. Yavaş, yavaş. Defne hala dilsiz, içeri girin. Çınar tamam, yavaş. Arayacağım ben sizi, merak etmeyin. Baba sen geç yana, ben kullanırım. Hadi içeri. Tamam. Bana bak, bende kal. Bende kal, tamam. Gel, gel. Biraz daha bas hadi. İyi olacaksın oğlum. İyi olacaksın. Acele edin Sence. Acele. Geldik aslında. Gel. Gel, gel, gel. Yavaş. Yatır oğlum, gel. Yatır oğlum, yatır. Dikkat. Tamam, tamam. Yetiştik oğlum. Tamam, gel. Yetiştik, hadi. Gel, hadi. Çek kolunu. Hadi. Nasıl oldu? Gayet iyi. Merak edecek bir şey yok. Çok şükür. Dikiş yerini temizledik. Tekrar dikiş attık. Kan takviyesi de yapıldı. Yarın taburcu olur. Çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Hadi. Bulgaz. Metin baba. Ne oldu ya? Size uğradım, Makbul hala dedi böyle böyle. Nasıl, iyi mi Çınar? İyi, iyi, iyi. Merak edecek bir şey yok. Hadi siz gidin artık. Allah Allah. Turp gibiydi hastaneden çıkarken. Ne oldu da böyle şimdi birden dikiş patladı bu çocuğun? Ameliyat mı edemediler? Ne yaptılar bu çocuğu ya? Ya zorlamış herhalde keratı. Mühim bir şey değil. Hadi siz gidin, ben bu gece burada kalacağım. Sen niye bize gittin? Bir aksilik mi oldu? Yok, Metin amirim bir dosya istemişti de. O yüzden uğradım. İki dakika alır gelirim, arabada duruyor. Ama sen sabah göreyim deyince. Yarın bakarım. Hayırdır baba? İzin bitti. Göreve devam oğlum. Ya vallahi dönsün artık Metin baba ya. Onsuz olmuyor inan. Tamam. Hadi siz gidin. Ben bu gece burada kalayım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Siz geçin, ben geliyorum. Ne iş, ne dosyası baba? Senin emekliliğini istemen en doğrusu değil mi? Geçmişte kaldı, kimse görmedi. Ortaya çıkmadı diye. Bile bile, gözüme baka baka o yolu yürüyecek misin? Yapamazsın. Bunları söylemek için işe geri dönmem mi bekledin oğlum? Hayır, zaten onu yaparsın diye bekledim ama anlıyorum ki öyle bir niyetin yokmuş. Şimdi öğrenmiş olduk biz de. Herkes hatasının bedelini ödesin ki eve huzur gelsin. Değil mi baba? Anlaştık mı? Allah, ben insaniyet ceketimi çıkardım, astım ceyli.
Dedim bu çakala ekmek de yok, su da yok. Cezasını çeksin şerefsiz. Beter olsun. Olacak tabii ya. Allah var Allah. Ne kadar can yakarsan o kadar canın yanar. Ne az ne de çok. Hak yerini bulacak, merak etme. Hadi inşallah. 45-34 merkez 45-42. 45-42 dinlemede tamam. Kronik kavşağı 4. kilometrede 25 yaşlarında bir kadın, 30 yaşlarında bir erkek. Aracın yanında cesetleri bulundu. Anlaşıldı, tamam. Siz çevre güvenliğini alın, ben olay yerine intikal ediyorum. Ceylin, kaçtım ben. Tamam, görüşürüz. Anlaştık, tamam. Ben gitme şu giriş işlemlerini yapayım. İyi geceler. İyi geceler. Eren nerede? Bıraksaydı bizi. Anons geldi, olay varmış da. Ne yapıyoruz? Taksiyle mi? Yok, babamınkiyle gidelim. Gece burada nasılsın? İyi, tamam. Efendim baba. Ilgaz, oğlum hemen çıkmışsınız, hemen arabayı almışsın. Eren'in işi çıkmış, gitti. Sen oradasın diye aldım arabayı. Ya olmaz oğlum, olmaz. Getir arabayı geri. Baba, ne işin var arabayla? Ne bileyim, eczaneye, ilaca falan gideceğiz. Hastanenin karşısı sıra sıra eczane baba. Bir şey lazım olursa arasam beni. Güzelim. Hiç. Ne almamış kara bulutlar? Olaydı sanki öyle. O ne? Kintsugi. Bir çeşit sanat. Allah Allah. Böyle sanat mı olur ya? Şimdi şöyle. Değerli bir objen var. Ha. Kırıldı diyelim. Hatta bilerek kıranlar da oluyor. Parçalarını birleştirip bir bütün haline getiriyorsun. Yani? Yani bu. Yani bitince böyle oluyor. Yara izleri kalsa da bir bütün. Sen kısaca şuna tamir iş desene ya. Yani tam olarak öyle değil. Ama sayılır. İşte ince ince uğraşıyorsun, bayağı rahatlatıyor ama. Böyle parçaları birleştirirken sanki nefes alışverişin kolaylaşıyormuş gibi geliyor. Ya zaman kaybından başka bir şey değil. Oyalanacak yer arıyorsun. Saçma. Yapıştırıcı oluyor mu yani? Yani abi, sana anlatan da kabahat gerçekten. Tamam. Sana göre öyle, bana göre böyle. Tamam. Doğruya doğru küçük hanım. Yani şimdi ben bunu kırınca, tekrar yapıştırınca bu oluyor mu? Hı? Olmaz. Bu artık kırık bir vazo, bu da kırık bir tahta. Bir de kaç parçaya bölündüğünü belli ede ede, baktıkça hatırlatır gibi. Yapıştırma, başka bir şey değil. Ne uğraşıyorsun? Git yenisini al ya. Paran mı yok Allah aşkına? Aynısı olmaz ki abi. Yani kırıklarıyla birleşen bir vazo bilge çünkü artık. Nasıl kırıldığını, parçaların nasıl bir araya geldiğini gayet iyi bilir. Anladın? Bu da o zaman bilge bir kase, ha? Ben bir Defne'ye bakıp geleyim. Sonra biraz konuşuruz. Hı hı.
Thank you.